Business Channel Türk'ten merhaba değerli izleyicilerimiz. Bizim konuşacak çok şeyimiz var ve değerli konuğumun da anlatacak çok şey var. Konuğum doktor, mühendis Sayın Gülay Savaş. Hoş geldiniz. Hoş Sayın bulduk. Savaş. Sayın Savaş neler yapıyor? Çok geniş kapsamlı işler yapıyor. Hemen onun çok yüklü kartvizitini paylaşmak istiyorum. Eğitim, iletişim ve danışmanlık. Yani eğitmen ve danışman. Aynen. Nerede? Arya Akademi'de. Arya Akademi. İsmi de çok zarif sizin gibi. Teşekkür ederim. Arya, opera, şarkı söylemek Etkilenmiştim, esinlenmiştim. Öyle mi? Kesinlikle. Yaptığımız her işte bence bir anlam olması lazım. Bu ismi de koyarken evet anlamlı ruhsal yaşamdan ve Arya yani ses getirsin amacıyla kendi şirketimi kurdum. Kendi şirketimi kurmak bir 19 senelik yolculuğumun sonrasındaydı. Oh harika. Artık herhalde dedik kendi tecrübemiz bir nebze olmuştur. Naçizane kendi yolumuzda dümenimizi tutarak devam edebiliriz diye düşündüm ve ses getirmek istedim. Evet. Evet. O yüzden kurdum. Ve Arya Akademi. Arya Akademi neyle dolu? Arya Akademi'ye başvurduğumuzda bize Arya Akademi'den neler aktarıyorsunuz? Burada somut hiçbir şey yok. Bütün her şey soyut. Ama ne var? Bilgi var, deneyim var, tecrübe var. Kurumsanız bunun karşılığında kazanacağınız verimlilik ve karlılık var. Ciroların evet 2'ye, 3'e, 8'e katlanması mümkün yaptığım çalışmalarda da. Kişiyseniz, kişi olarak beraberce çalışıyorsak, bir yönetici koçluğu veya bir bireysel profesyonel koçluk anlamında, bu sefer de yaşamınızda yakalayabileceğiniz, farkında olabileceğiniz anlamlar var. Yaşamınızın kalitesi var. Fiziksel bir şey yok, hepsi soyut. Yüreğiniz, ruhunuz, bir de düşünceleriniz biraz zenginleşecek, o kadar. O kadar. Şimdi sizin mühendislik alanınızı da biliyorum. Hem yaşam koçluğu diyelim, değil mi? Adını koyalım. Aynen. NLP konusunda uzmansınız. Aynı zamanda da kendi alanınızda da çok önemli eğitimler verip hatta servis de veriyorsunuz. Anlatır doğru, mısınız ikinci ki. Alanınızı? İkisini de detaylarıyla aynen. Konuşalım. Şimdi önce evet bilgisayarların karşısında çok zaman geçirdim. Master ve doktora da yazılım mühendisliğinde master doktora yaptım. Bu bilgisayarları programladık. Şunu fark ettim. Ta ki NLP denilen ilk bireysel gelişimim için yolculuğa çıktığım zaman bu bilgisayarları programladığımız gibi kendimizi de programladığımızın farkına vardım. NLP zihin dili programlamadır ve bana benim yolculuğumda yol açan, bende ha dedirten bir açılımlar yapmıştır hayatımda. Sonra kendi zihinsel programlarımla hayatımı nasıl değiştirebilirim ve kendi hayatıma anlam, değer, zenginlik nasıl katabilirim diye bakarak bu doğrultuda edindiğim deneyimlerimi diğer danışanlarımla paylaşıyorum. Bütünün yol haritasını anlatmak istiyorum onlara. Özellikle bireyselde dediğim gibi bütünün yol haritası içerisinde kişiye özel metotlar, taktiklerle eline bir fener vermek ya da balık tutmayı öğretmek, balığı vermek değil. Şirketse de şirket içerisinde kurumsallaşma dediğimiz bileşenler vardır. İş insan teknolojidir. Bunu entegre etmek lazım. Bir şeyi entegre ediyorsak tam ve bütün oluyor ve dönüşmeye başlıyor. Yoksa dönüşmeye başlamıyor. Şu masayı 4 ayak üzerinde tutabiliriz. Çoğunluk maalesef memleketimizde bunların tek ayağı gösteriliyor, tek bileşeni gösteriliyor. Ama ben o ormanın haritasını bilmezsem o ormandaki hazineye ulaşamam. Dünyada İstanbul'un yerini bilemezsem evime, yerime, yurduma bile ulaşamam. Dolayısıyla binlerce data, metot, şifa tekniği, yöntem arasında kaybolan insanlar ordusu var maalesef. O insanlara ışık tutmak amacım ve o bütünün haritasını göstermek her nebzede. Kaybolan insan nasıl anlayacak bunu? Yani ben belirli konularda profesyonel destek almalıyım. Kararını verebilmek için
hangi aşamalar o kişiye yol gösterici olmalı? Hı-hı. Yani profesyonel destek alması gerektiğini bilmeden iletişim içinde bulunan kişiler hı-hı, var. Hı-hı. Şimdi NLP işte yaşam koçluğu bir moda gibi algılanabilir ama başka bir şey. Bu şöyle, siz kişiye gitmiyorsunuz zaten. Kişi gerçekten hayatı içinde bir arayışta ve bir mutsuzluktaysa o bir yola çıkıyor. O çıktığı yollar doğrultusunda size geliyor. Olgunlaşmamış elmayı dalından kopartamazsınız. Bir anlam olmaz, çürümeye başlar. Ya da şu örneği her zaman severim. Bir yumurtayı dıştan kırarsanız içerideki hayatı öldürürsünüz. Ama bir yumurta içten kırılırsa bir can doğar. Dolayısıyla içten kırılması lazım onun. Evet, o yol üzerinde benim bir yere danışmam lazım. Bir şifa, bir teknik, bir taktik, bir tedaviye ihtiyacım var diyorsa size geliyor. Öteki türlü yapamazsınız bir. Kişi bunu nasıl anlayacak? Bize bu hayatta duygularımız her zaman ışık tutar. Duygularını dinleyecek, duygularının sesini dinleyecek. Duygularımızın bize anlattıkları var. Onları dinlemeyebilirseniz ışık tutacaktır zaten. Işık tutacaktır. Peki siz bu yolculuğa nasıl çıktınız? Yani kişinin kendini çok iyi tanıması gerekir ki karşısındaki kişiyle doğru iletişim kurabilsin ya da yönlendirme yapıyor musunuz bilmiyorum. Ya da onun zihninde doğru yolu bulmasına katkı sağlayabilsin. Çok değil doğru. Mi? Kendi yolculuğumda geçmişimiz bugünümüzü şekillendiriyor. Şimdi hiçbirimiz insan olarak bu karakter, bu kişilikle doğmadık. Anne karnından doğan insan adı, sanı, görevi, titri hiçbir şey olmayan saf ve temiz çok güzel bir varlık. Okulla beraber bir ehlileştirilme sürecimiz başlıyor ve bir takım programlar instal ediliyor. Benim de geçmişim, evet, bir asker aileden, hukukçu aileden gelmek, mühendislik okumak, bir mühendis ve Alman eşle yapılan evlilik gibi tamamen kural kaidelerle, çerçevelerle sınırlandırılmış bir geçmişim vardı. Bu geçmiş içerisinde bir yerde hayata da baktığımda, kendi hayatıma da baktığımda hayattaki her şey görevdi. Çocuklara bakmak görev, işe gitmek görev, tatil yapmak görev, evlilik bir görev. Her şey görevdi. Bu akışın yapılacaklar listesinin bir parçasıydı. Böyle olduğum anda ben değildim. İnsan olmak ne demek? O hep duyarız. Hayatta anda kalmak, bir olmak, doyum ve haz. Çok güzel, evet. Bunun tadına bakmazsanız ne demek olduğunu bilmezsiniz. Peki bu kadar okuduk, üniversiteler, meslekler, eğitimler aldım. Hiçbir tanesinde insan olmanın ya da huzurun, hazzın bileşenleri anlatılmadı. Bize toplumda baktığınızda şimdi bile sürekli herkes koş diyor. Koş, koş. Dıt dıt yapıyor, korna çalıyor. Kimsenin kendine sabrı olmayan bir kitlenin dışarıya sabrı yok. Kendim kaybolmuştum. O kayboluşlar içerisinde huzurlu olmak istiyordum sadece. Mutlu olmak, huzurlu olmak. Ben kendimi aramak için çıktım yola. Çok şey öğrendim. Bu yoldakilere fayda sağlamak istiyorum. Şimdi o kadar. Şimdi bu desteği veriyorsunuz. Aynen. Peki nasıl bir çerçevesi var yaptığınız desteğin? Nasıl çalışıyorsunuz? Size nasıl ulaşılıyor? Bunlar da çok önemli. Ben de çok merak ettim işin gerçeği. Ve tabii sizin gülen yüzünüzü gördüğü zaman herkesin zannediyorum içine huzur geliyordur. Aynı aynasını görürmüş. Kişi iştekini görür. Siz de o güler yüzünüzle olduğunuz ederim. İçin öyle çok görüyorsunuz. Çok teşekkürler. Sağ olun. Neyse, içimiz dışımızda da yarattığımız dünya her zaman o. Bu çok doğru bir gerçeklik. Kişiler evet ya işte sizlerin bizlere ulaştığınız gibi internet gibi kaynakları kullanabiliyorlar. İnternet sitesi üzerinden, Google üzerinden başvurabiliyorlar, birebir başvurabiliyorlar. Bu çalışmaları kurumsa evet kurumun kendi içinde yapabiliyorum veya İstanbul ve koşullarını da göz önüne alarak artık Skype üzerinden koçluk gibi. Kimse trafiğe çıkmadan. Teknoloji ne kadar güzel yardımcı oluyor. Teknolojiyi dedim orada kullanalım. Zaman da kaybetmiyor kimse. Evet. Emeğimiz değerli, enerjimiz değerli. Yüz yüze tabii ki kişinin kişiye dokunması, ruhun ruha dokunması, o duyguyu paylaşmak çok güzel. Tabii arada bir cam, teknoloji olmadan birebir
görüşebilmek önemli. Ama maalesef önemli. İstanbul yaşantısı bizi böyle çözümlere de götürebiliyor. Gönül ister her zaman karşılıklı gülerek, evet, ağlayarak, kucaklaşarak bunu yaşayalım birlikte. Ama teknoloji kullanma alternatifi de güzel faydalar zaten sağladı. Zaten bilgisayar sizin hayatınızın, eğitiminizin en önemli parçası, en önemli parçası değil mi? Burada da bir şu farkı vurgulamak isterim. Belki bir psikologdan, belki diğer sosyal bilimlerden gelmiş ve yaşam koçluğu yapmış insanlardan şu farkım var. Düşünce bilimi, zihin bilimi ilgi alanım ve araştırmalarım içerisinde yazılım ve yazılım ya da insanın mental beden dediğimiz mental boyutu, bu işin kökü, duygu ve düşünce orada. Ben buna bir algoritmik ya da bir bilgisayar mühendisi mantığıyla yaklaştığım için formülsel bir çözüm vererek, kişiye yol haritası vererek direkt sonuca, yani adım adım direkt bir sonuç yok. Bir sihirli değnek tabii ki yok. Ama kişiye o yolda harita ve metotlarla o yolculuğa kendisinin güvenle çıkmasına eşlik ediyor. Eşlik ediyorsunuz. Çünkü bir taraftan da mutsuz insanlar çoğaldı ve ya da tatminsizler de çoğaldı. Hı hı hı. O kadar çok şeyi aynı anda elde edebiliyor ki tatminsizlik devreye girince işte mutsuz oluyor. Mutsuzluk oluyor. Pek çok kişi de yaşadığı hayatın içinde çırpınıp, hı hı hı, uğraşıp, didinip, çabalayıp duruyor, aynen, ve ileriye gidemiyor. Yani hepsi mutsuzluğa çıkan yol haline, aynen, geliyor. Maalesef. Biri ekonomik gücü var mutsuz, öbürü o ekonomik güce ulaşmak için çalışıyor, mutsuz. Yani bir kısır döngü gibi sanki. Komik ama bu şöyle bir şey. Denizin ortasında bir damla olup da denizi aramak gibi bir şey. Sadece o denizin içinde olduğumuzu anlamamız gerekiyor. Her şey bizim elimizde. Orada. O yüzden şöyle bir şeyi paylaşmak istiyorum. Bakın, lütfen. İnsana baktığımızda bütün bu süreç içerisinde hayatımızda ve yaşamımızda ve spiritüel olarak da baktığımızda o ruhsal yolculuğumuzda insan 5 boyutlu bir varlık. Yani fiziksel bedenimiz, enerji bedenimiz, mental bedenimiz, spiritüel ve astral bedenimiz var. Sadece şeyi söylemek istiyorum sizlere. Bakın, fiziksel bedenimizdeki deneyimimiz duyularımızla oluyor. Yani dokunarak 5 duyumuzla hayatı anlıyoruz. İkinci seviyede enerji bedenimizde duygularımız giriyor. Enerjiler duygularımızdır. Duyguyu İngilizce emotion'la tanımlamışlar. Energy of motion'ın birleşimidir. Yani hareket halindeki bir enerjidir. O direkt, evet, bizim emotion, enerji, evet, alanımızı oluşturan bir katmandır. Mental bedenimizde düşüncelerimiz, inançlarımız, tutumlarımız vardır. Spiritüel bedenimize baktığımızda bu doğrultudaki deneyimimiz, sezgilerimiz, transa geçmek, meditatif durumlar, rüyalar, büyüler, lanetler gibi olaylarla şey yaparız, etkileniriz. Astral bedenimize de baktığımızda Tanrı ile birlik hali, ruhsal uyanış başlar. Bakın, buradaki bozukluklara baktığımızda, buradaki bozukluklarda eğer fiziksel bedenimizdeki bozukluklar bizde yapısal ve biyokimyasal bozukluk olarak gözükür. Enerji bedenimizde bir takım sıkıntılarımız varsa bunlar duygularımızın etkisiyle oluşur. Organsal olmayan ağrıları yaşarız. Sinir sistemi bozukluğu yaşarız. Regülasyon bozukluğu yaşarız. Mental bozukluk ya da mental seviyedeki sıkıntılarımız, psikosomatik şikayetler buradaki sorunlardan doğar ve davranış bozuklukları. Spiritüel bedendeki bozukluklar yaşarsak psikoz ve nevrozdur bunun sonucu. Astral beden dediğimiz ruhsal bedenimiz, ruhsal doyumsuzluğumuz olursa bu da, bakın, boşluk duygusuna düşeriz ve yaşamımız anlamsızmış gibi düşünürüz. Bunların tümü birbirini tetikleyen bir mekanizma ile çalışır insan bedeninde, vücudunda ve yaşamında. Evet. Hepsini minik minik besleyebilirsek ve görebilirsek gerçekten şifa ve dönüşümü sağlarız. Hasta olmazsınız o zaman. Çok güzel. Kesinlikle bunu başarmış biri olarak ve bir yaşam koçu olarak ne güzel notlar verdiniz elimize. Ve hakikaten çok güzel. Size
ağırlıklı olarak hangi konularda yaklaşıyorlar daha ziyade? Ne gözlüyorsunuz toplumda? Şimdi dediğiniz gibi çoğunluk mutsuzluk ve kaybolmuşluk. Bir eğitim alıp belli bir boyutta bir takım eğitimler alıp eğitimden eğitim alıp ama bir şey değişmedi ve hala ben bu sorunları yaşıyorum. Hala aynı sıkıntıları yaşıyorum diyenler oluyor. Ben bunlar için yol göstermek amaçlı gerek bu işi eğitmen olarak şifa tekniğiyle, yani bu bir andülasyon terapisi de olabilir, nörel terapi de olabilir, işte melekler üzerinden şifalar uygulayan yerler var, onlar olabilir. Bunu 5 boyut altında toplayarak ve kişilere de bu noktada koçluk yaparak iki tarafı birleştirdiğim bir bireysel gelişim sepeti.com uygulamam var. Bunların hepsini sonuçta iki tarafı bir araya getirip arada da kendilerine bu yol haritasını sunarak kendim de minik dokunuşlar böyle yaparak kişilere o fenerleri ellerine verdiğim bir dijital platformda bir şeyi görünür kılmak lazım. Bu tecrübeler var. Ama bunu benim de bir nebze bu dünyada hayır sağlamak, fayda sağlamak için bir göreviniz bir görevim var diye düşünüyorum. Bunu da naçizane ben de dedim bir sepet yapayım. Bunların hepsini bir sepete atayım. Bireyselgelişimsepeti.com diye bir uygulama içerisinde hem gereğinde alkali beslenmesinden fizik tedavileri, metotları, işte melekler olabilir. Burada bütün metotları ayrı ayrı zaten yazdım. Akupunktarlar olabilir, nefes terapileri, yogalar, çigonglar, psikokinesiyoloji, hipnoterapi, şamanizm. Bunların hepsinin hizmet ettiği bir boyut var. Onlar o boyutun ilgili tıbbi tedavi ve şifa tekniği. Bunları ayrı bir matris formunda oluşturdum. Her boyutu araştıran bir bilim dalı var. Bunları da biliyor olmamız bizlere fayda sağlar. Kişi o doğrultuda araştırmalarına devam ederek kendini geliştirebilir. Yani bir tek bu gökten inme, tek bir noktayı göstererek ne medyumlukla, ne sadece melekle, ne sadece belki NLP ile tek başına olmayacak. Gerekliler ama yeterli değiller. Evet, ne hoş. Bütün içerisinde bunları azar azar hepsini beslersek bu hayat çarkı dediğimiz esasında çemberimizi de düzgün oturtabiliriz ki dönmeye başlar. Dönmeye başlasın. Hep sürekli bir tarafı eksik kalıyor. Ne hoş. Peki size hep sıkıntılar, çıkış yolları, sorunlar, problemler anlatıyorlar. Siz kendinizi nasıl koruyorsunuz bunlara karşı? Onun da taktikleri var. Çok şükür onları da öğrendim. Yoksa tabii, yoksa dayanmak çok zor herhalde değil tabii. mi? Gün boyu bir şeyler. Aynen. Hep, yani çok mutluyum, bana yaşam koçluğu yap diye gelen var mı? Çok yok mu? Tabii ki kişi öyle bir arayışta değil. Daha iyisini orada şöyle sadece bir koçluk olarak kariyerimde daha tabii, iyisi için ne yapabilirim? Mi? İş hayatımda daha iyisi için ne yapabilirim? Ama orada daha evvelden hiç hobim olmazdı. Çünkü hayat görevlerden hobilere fırsat bırakmazdı oradaki görevlerim içerisinde. Çok şükür hobilerim var artık. Doğaya kaçmak, doğayla beraber olmak. Kaptanım bu süre içerisinde. Teknik kullanıyorsunuz. Evet, yelken çok güzel. Sadece rüzgarla denizin ortasında hareket etmek, yaşamak o rüzgarı, o dalgaları, o martıları çok güzel. Kendini doğanın kucağına bırakmak. Aynen. Belli kısa anlarda kendinize vereceğiniz enerjiler var. Evrendeki güzel enerjileri çekebilmek var. Güzel insanların gözlerindeki güzel enerjileri alabilmek var. Ne güzel. Kendinizi birçok şekilde besleyebiliyorsunuz. Çok güzelsiniz Gülay Hanım. Doktor mühendis Sayın Gülay Savaş'la konuştuk değerli izleyicilerimiz. Arya Akademi o kadar geniş kapsamlı bir akademi ki ulaşmak için sadece bilgisayarınızın tuşuna dokunmanız yeterli. Bir tık kadar yakınsınız. Her zaman. Gördüğünüz gibi anlatacak çok şey vardı. Çok teşekkür ediyoruz teşekkür size ederim. Buraya kadar geldiğiniz için. Sağ olun. Sevgiler sunuyoruz. Esen kalın. Sağ olun.